Evet abi Kenshi'de en son nerede kalmıştık? En son çağrıları bir geliştirmeye çalışıyordum ama Silver Shade. Silver Shade'in bacak gitmiş. Düldülü çekiyorlar. Abi şu atmaka bir gidin. Ya boş çarları çağırdığım bir mod kurmuştum ya. Bardan barcı ile konuşup da çağırdığımızı zannediyordum. Ama eğerse büyük şeylerin barlarında bulunan farklı bir adammış. Siz bu hızda zor gidersiniz. Hamut. Gel bakayım şunu bir kucakla. Şöyle bir hızlanın. Gidin orada bir yaralarınızı sarın. Ve bir de farklı bir mod kurdum. Teşekkürler yorumlarda mod önermişsiniz. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Ayrı gayrı gitmeyin ama. Artık spor salonu kuruyoruz. Birkaç kez demiştim koşu bandı yok mu bu oyunda diye. Ona benzer şeyler varmış. Base'imize gidelim bir mimar skinner'a. Black Desert'ta çok sağlam silah satan biri varmış. Biri de Van Nehri diye bir yer varmış. Sanırım o nehrin ortasında da Armor King diye. Ha şurada mı? Vent pardon. Şurada bir yerde de çok sağlam bir zırhçı varmış da. Onlara şu an paramız yok. Ama not aldım onlara. Şu araştırmaya bakayım mı ben ya? Bizim araştırmacımız niye araştırma yapmıyorsun yavrum gelsene. Valla bu olabilir. Bu olabilir. Şunu bir kurum bakayım. Halime gelmemiş çünkü. Ha bir de bu bu. Bu. Aynen. Bu ikisini bir araştır bunları kuralım. Gym açacağız. Ayrı bir bina açarım onun için. Arkada spor salonunda yollarım bunları. Çeviklik meviklik kastırabiliyormuşuz oradan. Güç falan. Yani illa deli gibi koşturtmama gerek yok. Ya belki oyunun başında olsa bunu kurmak hile gibi olabilir diye düşünebilirdim de milleti zaten mahkum edip onları alabiliyoruz yani. Direktman özellikleri 50 olan adamları köyüme alabileceğim. En azından kendi adamlarımı geliştireyim böyle. Bir de değişen bir şey yok. Elemana veriyoruz ağırlığı. Şuraya koş buraya koş diyeceğimizi en azından gitsin spor salonunda kaliteli yerde. Temiz yerde çalışsın. Bacak alacağım yavrum. Unutmuşum vallahi gelirken alayım. Dost desteği üstüme ulaşmış. Hoş gelmiş. Şimdi şuraya girelim bakalım. Burada var mı o adam? Böyle zırhı mırhı parıltılı bir şeymiş. Hırsız kaçakçı. Mal var mı? Ya bu hırsız ya bu. Bir tane ninja kılıcı çalmış. Piyip de kucağımda. Buraya gezgin gelmiş iki tane. Sen nesin kardeş? Ben emekli bir teknoloji avcısıyım diyor. Zamanında neydim be diyor. Gel otur da konuşalım diyor da. Teknoloji için el değmemiş yerleri biliyor olmalısın dedim. Bir ekibim vardı ekibimi kaybettim. Çok sevdiğim arkadaşımı o robot sereya gibi kesti diyor. Kan, ka kan, kaybından bayılana kadar koştum. Ondan sonra beni göçebeler buldu. Ondan sonra da bıraktım artık bu işleri. Ufak tefek işlere baktım diyor. Oraya gitmek istiyorsan söyleyeceğim ama çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli diyor. Hocam söyle beklemek bizi kudurttu. Şehirden batıya doğru git suya ulaş orada bir tersane gibi bir şey var diyor. Eskiden insanlar demiri yüzdürebiliyormuş diyor. Orada bir kasa gibi bir şey bulacakmışız. Ya ben ne için geldin ben nereye getirdin ya batı ne tarafına şurası mı şurada bir yerde tersane var diye bir iddia mı var bakalım bir ara bakalım hocam bir ara bakalım. Üst katta biri var mı? Üst katta biri yok. Yani burada yok bu adam. Şurada iki gezgin var ama. Param 9000. Bana katılmak ister misin dedim. Sana katılır mıyım düzleri? Ben bir şişek savaşçısının yanında dövüşmeye layık değilsin diyor. Bu da yoldaş arıyor musun diyor. İlaçlardan az çok anlarım. Ne kadar? 6000. Ya, yok hocam ben boş şişerler arıyorum ya. <laughs> Sen daha iyi olurdun benim için ama olsun. Ne oluyor lan? Sek şek, savaşçısı kaldır kılıcını. Krallığıma gireceksen değerini kanıtla düz diyor. Neyi kanıtlayayım lan gel. Gel neyi kanıtlayayım? Olan ben Seta'yı kestim. Ben Valtena'yı kestim lan sen kimsin? Taş golem ve seta neredesin? He? Benle konuşmuyor bu. Bunların hepsinin üzerinde ödül var ha. <laughs> Neyse şuraya dönelim. Oradan bakalım oranın barında var mı o adam. Bir de bir satış yapmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Yalnız biri düldülü kucakla diye ya. Düldül yani yolda perişan oldu hayvan ya. Kafası falan yere sürte sürte gidiyor. Vallahi şuradaki evimize geldik. Bizimkiler bir rahatladı yani. Kank burada konuşma mı yapıyorsun reis? Ne yapıyorsun? Harbi karizma çarsın ama. Blend buradaki bara gir bakayım. Burada var mı o adam? Burada ara bulucu varmış. Inu diye birisi varmış. Lan burada ne kadar çok. Şu var ya bir oyunu bir import ettim. Bir sürü gezgin doğudan şehirlerde. Yok olmuş hepsi iyi oldu aslında. Üst katta da kimse yok. Şuradaki bara gel bakayım. Aha buradasın kral. Senle bir konuşalım. İşe alınacak insanlar mı arıyorsun dedi. Üstüme gönder diyebiliyorum. Fiyat ne kadar diyebiliyorum. Üstüme gönder diyeyim bakalım. Ne istiyorsun diyor. İskelet bile isteyebiliyoruz ha. Ee, insan istiyorum. 5000 olacak bunun için. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun diyor. Birazcık anlatır mısın abla? Standart bir ücret diyor. Biz de üstünüze yollarız diyor. Bu ücret benim ücretim. Onlarla konuşup onlara yine ödeme yapacaksın diyor. Tamam yolla insan. 5000 vereyim sana. Bir denemiş oluruz hem. Tamam ekip hazırsanız. Mayıs yemekleri üzerine al. Herkes bir şuradan bir çıksın abi. Silver Shade yüzüne yavaşlıyoruz büyük ihtimalle. Bir eve dönün bakayım ya. Benim üste doğru yola çıkmışlar. Benim üstte ta şu ileride gözüküyor. Umarım ben oraya gelmeden gelmezler ya. Oradaki bakırları makırları satayım da para kasayım bari. Bak şu anda benim üste doğru gelen beyaz bir şey var. Beyaz şey onlar mı acaba ya? Bir bakalım hemen. Masar şuraya bak bakayım. Şuradan beyaz bir şeyler geliyor. Aha bak geliyorlar. Ne oldu lan? Bu bok deliğinde umarım iyi ganimet vardır. Hocam siz nereden geldiniz ya ninjalar? Bu tarafta kim var? Samuray çavuşlar var. Ekibim emrinizdedir efendim diyor. Arkadan kim geliyor? Arkadan çöp çarlar geliyor. Vallahi bir fight kopacak da bizim okçular nerede abi? Bizim okçular Etal, Keeper burada. Hande şuraya geçsene sen. Toke, Toke neredesin lan? Sen de gel şuraya geç. Siz de bir şuralara geçin bakayım. Şunları bir vurmaya başlayın. Bak bizimkiler vurmaya başladılar şu anda. Çavuşlar da saldırıyor. Ki bunların fena oklanması lazım abi. Bu zıpkın taletler çünkü daha gelişmiş taletler. Sayılar az olunca tabi birbirlerini buglayıp içeri giremediler. Abi valla aşırı uşur saplanıyor yani. Üzerinde ödül olanlar falan vardı gördüm ben. Bir kişi için bir yere kadar gitmem de. Bu arkadan bir ekip geliyor. Buyur kardeşim. Şu çöplerin hepsini kesmişim. Kapıyı aç bakayım. Hand gelsene mi şuraya. Buyur reizim. Adamları getirdim onlara iyi davran diyor. Dur seninle konuşabiliyoruz da para yok ya. Senden böyle adam çağırabilmem iyi bir şey de bizimkiler daha oradan geliyorlar yani. Lan nereye gidiyorsun lan? Ha bir de bunlarla tek tek konuşmam mı gerekiyor? 5000 cats. Diğerleri 4 kişi getirmiş. Hepsi 5000 istiyor. Bende 4500 var. Çok hızlı geldiler ama. Bir de böyle bir koruma birliğiyle gelmeleri de iyi olmuş. Ben arada gittikçe çağırırım ya base'ime. Şimdi bir şeyler satayım da para kazanayım önce. Aç haydutlar gelmiş ya. Cık. Kasamıyoruz da kasamıyoruz. Yüzde 10'dan 12'ye falan çıkıyordur saldırıları. Güzel. Şunların bütün kılıçlarını aldım. Herkes bir şuraya gelsin. Şu kapıyı bir kapat. Bakırları koyacak yer kalmamış ya. Yani. İmar Skinner geldi de bakır deposu at ya. Buradan ben pamuk toplatıyordum da pamuğun deposunu atmadım mı lan ben? Aynen pamuk deposu atmamış. Şuraya da 3 tane pamuk deposu atın da. Dur abi benim Jim gelmiş. Şimdi bunların hepsinden yaptı. <laughs> <laughs> Koşu bandım var abi harbiden. Güzel bir spor salonu gider. Güzel bir spor salonu gider abi. Binalardan hangi bina gitsin? Ya fırtına evi küçük gelebilir abi. Bu neymiş lan kademe ev. İstasyon çok büyük gelir. Şu L ev var ya L ev olabilir. Kapı girişi tam burada. Ulan bunda ben ne kurdum bilmiyorum. İstediğim yere atabiliyorum şu anda bak. Bazen bir enteresanlıklar oluyor. Tam getirin şuraya kurun bakayım. Haydi. Orada kim kapıya saldırıyor ya? Gerizekalı aşağıya tutları saldırıyormuş. O sırada Mayıs şuraya bir gelsene. Düldüller de şu kapıya gelsin. Buralardan satılacak malzemeleri bir alalım. Burada demir plaka falan var. Abi. Bakır var. Bunları almamışım. Burada duruyorlar. Bizimkiler de kullanamıyor. Kendi deposunda olmadığı için. Yüksek sınıfı zincir gömlek falan var. Hatta burada 9 tane de kitap var. Gelin bakayım şuraya çelik çubuklardan ne kadar kalmış. Üçü de fullenmiş abi. Çelik çubukçu da çalışamıyor şu anda. Çelik çubukçu. Peki koşabiliyoruz mu şu anda? Yani yine koşuyorsunuz ha. Koşuyorsanız eğer gelin şuradan biraz da bakır alalım. Bayağı büyük dedim abi. Buradan çok sağlam para elde ederiz diye düşünüyorum. Gelin bakayım şuraya. Bak paramız 4500. Bunların hepsini bir satayım bakalım kaç olacak. Hadi bakayım 140.000 oldu lan. Sen ciddi misin? Oy, 40 bin iyiymiş hocam. 40 bin harbi iyiymiş. Gel şu arkaya. Şimdi kolcu bacakçı. Önceki bölüm yazmıştım. 3 tane sağ kol almamız lazım bizim. Usta yeşi kolların varmış. 3 tane de sağ bacak lazım olacak bize. Normal iskelet bacağım var diyorsun. Sağ mı bu? Sol. Sağ. Gizliliği ve yüzmeyi düşürür diyor. İzci bacak falan değil ya. Düz ekonomik bacak yok mu hocam? Bak iskelet bacağı sağ al bir tane. İskelet bacağı sağ bir tane daha sağdan. Bir tane daha iskelet bacağı sağ lazım bana. Ver şunu da. Sağ kolları da yapıştır ver ya. İskelet sağ kol ver. Çok da kaliteli olmasına gerek yok bunların. Uzman sınıfından var mesela. Bir tane de sol kol lazım. E iskelet tamir kitinden de iki tane alalım. Paramız 69 bine düştü ya abi. Yani biz de çok kazanıyoruz da harcadığımız da çok yani Benim bu binayı inşa etmemişler abi niye İnşa malzemesi bitti mi lan yoksa Elektrikten yana bir sıkıntımız var yalnız onu çözmemiz lazım Şurayı inşa ettiler şimdi Gel hocam şimdi Öncelikle şu koşu bantlarını ver Bu spor salonlarında koşu bandı bir yerde böyle yan yana bir sürü olur Şöyle 7 tane at yan yana Vallahi bu ne işe yarıyor bilmiyorum Ama hadi bundan da şöyle bir yan yana 2 tane ver Ağırlık kaldırma tezgahı var. Bu levelleri mi acaba bu? En levellisini koyalım o zaman. Burada güç kasıyorlar gibi geldi bana. 3 tane at abi oraya. 3 tane de karşısına at şöyle. Bu ne lan? Tesla cihazı diyor. Elektrik devresi falan istiyor bak. Şuraya koy abi şöyle. bunlar <laughs> ne abi? Dumble mı bunlar? Hadi bakayım onaylandı. Abi birisi geldi hemen çalışmaya başladı. Yalnız ben size çalışın demedim ki lan. Kim çalışıyor abi? Bu çalışan kim? Niye tıklayamıyorum ya bunları? <laughs> Yalnız şunlara baksana. <laughs> bas kardeşim bas. Bas. Adama sal şunu diyemiyorum lan. Silver Shade'e bak oturdu kendisi çalışıyor ha. Bak Silver Shade'i kaldırdım hemen Fumin geçti oraya. Fumin şu anda sen ne kasıyorsun? Güç kasıyorsun. Mayıs sen bir inşa malzemesi aldı Şunların hepsini bitirelim mi Lan bacakları da vermeyi unutmuşum Aldım ya bol bol inşa malzemesi Arada birileri çalışıyor birileri gidiyor Hocam senin tarlanda işin yok mu ya defol git ya Ne oldu tarlalar full mü oldu makine dolu ha. Harbiden hepsi dolmuş yine Şimdi kolu bacağı eksik olan Mayıs'ı bulsun Kolunu bacağını tamamlasın bakayım Mesela Oron Mayıs Oron'la bir konuş Oron kardeşim senin sağ kol yok değil mi Buyur sana bir sağ kol. Hayırlı olsun. Zep'te sağ bacak yok. Mais. Şu Zep'i bir bul bakayım. Zep'e bir sağ bacak. Tamam Zep ayaklandı. Takonun sol kolu yokmuş. Şunların hepsine ben vereyim ya. Kol bacak. Güzel. Herkese kolunu bacağını verdim. Ya burada çalışıyor bunlar da. Yani hocam bu barfix yeri miymiş? Silver şey eğleniyor musun? <laughs> Oğlum bu nasıl barfix çekme? Mayıs'ta şu anda güç kasıyor abi. Herkes burada çalışıyor. Mesela Soğ senin normalde işin ne? Demir rafinerisi. Demir kaynağı full mü de çalışmıyorsun sen? Allah Allah. Hayır bizim ölüm ekibinin işi yok ya. Hadi onların işi olmadığı için burada çalışıyorlar. Peki sen Orun? Sen çelik rafinerisinde niye çalışmıyorsun? İki kişi çalışıyor zaten diyor. Peki. Ya Mortez normalde mühendislik demir rafinerisi demir plaka diyor. Hmm. Bak burada iki kişi var. Mortez buraya gelmiş. Yani bir çalışıyorlar bir geliyorlar. Bak bu burada çalışıyor. Şu an nereye gidiyor abi? Nereye gidiyorsun şu anda merak et ettim ya. Ha şuna koyuyor demirler ha. Ha birer birer bitiyor ya hemen taşıyorlar. Niye bunlar fullenmiş mi? Abi ne kadar çok fulleniyor bunlar ya kardeşim. Kaç tane depo atacağız ya? Birip ne yaptın? Şurada çalışanlar ne kasıyor? Ben onu merak ettim. Mesela Ruka şu an ne kasıyorsun sen? Güç mü kasıyorsun sen de? sen güç kasmıyorsun şu anda. Ne kasıyorsun lan? Aa sen de atletiklik kasıyorsun burada. Bu alet sanki güç kasar gibi geldi bana ama neyse. Bizim bak set Neal sen full bunu kasacaksın tamam mı? Full. Full buradan güç kasacaksın sen. Ağırlık taşımayacaksın artık. Burada kasacaksın seni 50-60'a getireceğiz. Ondan sonra dövüşürsün. Şu demirleri satalım da bir yer açılsın ya. Şimdi köyde enerji yok tamam mı? O yüzden mimar skinner. Bir gelsene şuraya. Bataryalar yeterince depolayamıyor belli ki. Şuraya iki batarya daha atın. Güzel şu demirleri sattık. Parayı 87k yaptık. Şey olayı güzel ama hiçbir iş vermediğim kişiler direkt gelip burada çalışmaya başlıyorlar. Ya da mesela bu tarladaki işlerini bitiriyor gelip burada çalışıyor. Bakır alaşım plakaları üretmek için şu araştırmayı yapalım. Demir plakalar 4. Aa makineler daha hızlı çalışacak. Ha? Bas. Huyu için antik bilim kitabı istiyormuş. Çelik çubuklar için de antik bilim kitabı istiyor. Bataryayı güçlendir. Hatta bir daha güçlendir. Kapasitesini de arttır. Güzel. Burada ne görüyorum abi? Aç haydut grubu görüyorum. Aa. Hemen bizim maceracı ekip. Buraya geliyorsunuz. Şu aç haydutlara dalıyorsunuz. 3-5 tokat mokat ne olursa. Bunlara niye saldırmıyorsunuz ya siz? Izumi de gelmiş ya izumi. Seni yanlışla seçtik kral. Şu robotumu görmek istiyorum. Robotum elle vuracak bak. Vur tokadı. Vur tokat vurman lazım. Tokat düldür. Düldür sen bir sal. Sen bir sal. Şu tokatlaşsın şununla. Ya bip. Bip sal git. Sen de sal. Ruka sal. Oh. Dövüş sanatlarını geliştirecektik ya bunu. Bir tanesi kaçmaya çalışıyordu. Evet bip kazanır. Bip en güçlü savaşçı. Neyse hadi dönün. Hatta burada üzerinde ödül olan var mı? Aa bunların hepsinin üzerinde ödül var lan. Izumi sen dön eve. Bip en güçlü her şey farklı falan diyor. Hocam siz dönmeyin siz gelin. Izumi'cim oğlum sana dön diyorum lan. Gerizekalı oldu gitti ya. Şunu al bakayım Bülent. Kumin gel şunu al. Kank gel şunu al. Devrane. Gel bakalım sen de bunu al. Ne kadar çok adam varmış da üzerinde ödül olan. Dayı şunu alıver. Hamut. Hamut tamam kalmadı. Maysun'un da üzerinde ödül varmış. Şunu bir kesiver. Sen de onu al. Tamamdır. Şu kucakladıklarımızı götürelim. Şu şeklere bir teslim edelim. Gelin bakalım şunları bir teslim edelim. Kumiyiz sen kimseyi kucaklamamış mıydın ya? Allah Allah. Yoksa yolda öldü mü o? şu abimize şunu bırak. Ödülünde değiliz abi. Şek krallığı artık senin dostun dedi. Güzel güzel. Hemen bakıyoruz şuradan aramız kaç olmuş şeklerle. 56 olmuş. 50'yi geçince dost oluyoruz demek ki. O zaman bizim ekip bir gelin. Artık taş golem bizimle konuşur herhalde. Bir gidelim bir dinleyelim onun derdi neymiş. Derdi neymiş de neyse. Bak Mice gel bakayım şu genel üsteydi değil mi o? Taş golem eseta. Artık sizin dostunuz olduğuma göre baş yenilmez taş golem eseta. Gel bakayım şununla bir konuş. Uyanır mısın sanım efendi Yüce savaş doğan. Yüce taş golem dedim. Bugün ne söyleyeceksin? Finex'le savaşa giriyorum. Bakışlarınız sana çevrilir ve o da sessizliğe gömülür. Bu savaşa şek krallığı olmadan girmeyeceksin. Birlikte savaşacağız. Savaş Doğan. Stekli Seta yenildi. Savaşçıların güneyde kalan Okranit köpekleriyle savaşa devam ediyor. O Seta'yı ben yendim abla. Senin haberin yok ama. Şimdi zamanıdır. Phoenix bir sonraki olacak. Savaşçılarımızı zirveye götür. Blister ile. Ne savaş olacak ama. Zafer seninle olsun kandaş dedi. Ya bu tabi diplomatik bir şey. Yoksa ben şekleri çok sevmem. Abi savaşçılarımızı Blister ile götür dedi. Blister Hill şurada bir yerde miydi? Ha bunların başkenti değil mi o Phoenix'in olduğu yer? Hocam ben oraya yalnız yani basamam. Şurada bir de bayan var. Bayanla konuşayım. Git imparatorluk para sevicisi. Burada istemiyor. Lan bayan. Tamamdır hocam. Siz üste geri dönün. Artık yalnız şuralar yeşil olmaya başladı. Yani bu benim dostum olduğu için yeşil. Birleşik şehirlerden. Şunlar dostum olduğu için yeşil. Bak bunların üçü de artık dostum. Güzel güzel. Şurada iki tane berzerker gördüm. Bunlar bana saldırıyor muydu? Aha. Aha. Saldır abi şunlara. Saldır kes. Bunlar bu arada iyi çarlar ha. Fena değiller yani. Baksana Fumin hemen düştü. Vallahi dayı fena vuruyorsun ha. <laughs> Devrani bir çaktı <da> düşürdü yalnız. <laughs> güzel güzel. Ölüm seni alsın dedi kank. Nereye götürüyorum bunu? Şuraya gel. Bunların kılıçları para ediyor. Hatta şu şeylerini de alalım şöyle. Devrani sen de gel. Kılıcını zırhını al şunu. Geri ayağa kalksın çok mühim değil. Bak bunun zırhı mırhı da iyiymiş ha. Abi Devrani sende ne kadar deri varmış lan. Ana dur lan ben burada örümcek mi gördüm ya? Örümceklerin burada ne işi var lan? Nereden geldiniz oğlum buraya? Kesin bakayım şu örümcekleri. Allah Allah enteresan ha. Vay yalnız benim üstümde artık bir şehir gibi gözüküyor. Şimdi düldüller aracı bizim ekip gelsin. Hepsine güç kastırdım. Atletiklik falan kastırdım. Seth Neal kardeşim sen de gel buraya. Silver Shade. Tamam oğlum bırak artık spor yapmayı. gel. Gel yavrum gel. Gel gel çocuğum. Haydut aracı geliyormuş. Tamam önce haydut aracını bekleyelim o zaman. Şurada bekleyin abi haydut aracını. Onları dövelim. Ondan sonra sizi şuraya götüreceğim. Burada gagalı magalı, aç haydut falan onları keseriz. Bakayım evet haydutlar geliyor. Kapıyı aç. Beyefendiler içeri girsin. Kardeşim gel dövüşeceksen gel. Çık dışarı diyorsun bana. Aptal sürüsü falan dedi. Gelin abi şuraya. Şu aşağıya çek şunları. Sonra da saldırın bakayım. Bizimkiler çatır çutur çatır çutur. Hadi bakayım. Kaçmasınlar kaçmasınlar yakala. Bir tane kemik köpek gelmiş kapıya. Bak 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 okçuları falan gelmiş. Kes abi okçuları. Güzel temiz. Herkes birbirine tedavilesin. Hatta yani yaralanmamışsınızdır bile diye düşünüyorum. Aynen çok az yaralanmışsınız be. Beni küçümseme evlat. Düşündüğünden çok daha güçlüyüm. Hayır senin konuşmaların artık o kadar umurumda değil ki. Şu yol istasyonuna gidin. Üzerindeki derileri satalım şu kangın. Ondan sonra da herkese bir ilaç verip şu topraklara götüreyim orada sizi bir kastırayım biraz daha. La ben bu hamuta kılıç vermemişim lan. Ama yine fena olmayan bir katanası varmış ya. Neyse tamam dursun. Tamam herkese ilacını verdik. Şimdi şuraya bir gelin. Birisi düştü yani onu onarırsınız. Azıcık daha dövüşün. Azıcık daha kasılın. Ondan sonra bir yerlere basmaya gideriz. Bak hemen yolda ağaç haydut gördüm. Bu ağaç haydutları sanki burada yoklarmış gibi kesiverin abi. Evet 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 evet. O nasıl bir kambe kardeşim. Güzel. E birbirinizi mesela tedavileme ihtiyacı duymuyor musunuz? Ha kimseye bir şey olmamış ki. <laughs> Mayıs'ta ayakkabılarını bağlıyor zaten. Yola devam. Bunlar filan bizim için bir şey değildi zaten. Bize daha sağlam şeyler lazım. Gagalılar falan filan biraz daha uğraştıracak şeyler lazım. Ama bizi öldürmeyecek şeyler. Bak orada 3 tane gagalı var. Acaba bu ekip 3 gagalıya kafa atabilir mi? Gagalıların saldırısına filan baktığınız zaman gagalıları kesecek bir ekibe benziyor bizimkiler. Şöyle bir yanaştırsam bir tanesini de çekemiyoruz ki. 3'ü geliyor değil mi yan yana? Buradan tekno avcılar geliyor. Acaba bizimkileri sise götürüp yamyam yam mı dövdürsem diyeceğim de o yamyamları bir dövmezsek canlı canlı yiyorlar işte. Onları kurtaracak bir adam da gelemez. Aha. Bak iki tane gagalıyı yanımıza çektik. Güzel. İkisini çektiysek ikisini keseriz abi. Yapıştır. Bak o kafa darbesi o ciddi bir darbe işte. O kafayı yemeden almanız lazım. O yüzden hani biraz arkasına falan geçmesi gerekiyor bazılarının. Anladın mı? Abi şu anda yalnız ciddi bir sıkıntı çıkarıyorlar bize. İki tanesi. Yandan bir de aç haydut geliyor böyle gereksiz. Aç haydut direkt öldü zaten gagalı tarafından. <laughs> tarafından. Abi bizde yere yatanlar var. Oğlum bu gagallar harbi kesemiyor muyuz lan? Bakayım bir bizimkilere. Kang falan da düşmüş. Buranın gagalları daha mı güçlü abi nedir? Aa bir tanesi düştü valla. Diğerini de kestik de ulan ne zorlandık be. Herkes birbirini bir tedavi etsin çabuk. Allah'tan ikisi gelmiş. Üçüncü gelseydi bizi kesebilirdi burada. Ya bu köyde birkaç gün kalalım. Mais sen şu BP alamıyor musun şuradan ya? Şu BP alsana şurada. Malzeme tüccarı geliyormuş benim üstüme de hocam biz dağıldık dağıldık burada. Bu Setnil dövüş sanatları kasamıyor ya. Daha bire getiremedi var ya. Ama bunun çeviklik, sıyrılma falan kasması gerekiyor tabii onun yanında. Sizin yanınızda yemek var mı? Yanınızda yemek yok tabii. Mais, gel sen bir ipi kucakla. Devrane, sen de blendi kucakla. Buradan dönelim. Ya bu öyle böyle kasmak güzel olurdu. Ama çok zaman alacak. Yani benim savaşlarda maalesef mahkumları Yanıma katmam gerekiyor. Gidip belki birkaç tane paladin maladin ninja falan döverim. Onları yanıma katarım. Malzeme tüccarı üstüme ulaşmış. Şurada toz aydutları var mesela. Şu an yaralı olduğum için onları kesmeyeceğim. Hayır çarlar da fena değillerdi yine de. Yeterli değil yeterli değil. Arkamda kan örümceği kovalıyor beni. Allah Allah. Şu kan örümceklerine bir saldırın abi. neredeyse tek attık öldü lan bunlar. Oğlum böcek ustası taş kolem hakkında falan konuşuyorlar lan. Ketlon'a denk değiller diyor. Bize malzeme getirmişler ya. Kapıları aç bakalım. İzumi gel şunu da bir konuş. Ne getirdin abi bakalım. Ha elektrik devresi alayım bir tane. Kitapları da alayım. Sen yine güzel mallar getirmişsin. İnşa malzemesi de alayım hadi. 6 tane. Bu kadar yani. Asıl bizim taretçilerin olduğunu merak ediyorum ben. Tareti 70 olmuş Hande'nin. Kaper'in 62. Stin'in 54. Green'in 80. Toki 57. Etal'da 50 de. gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Çelik çubuk depoları full çekmiş. Mimar Skinner. Gel şuraya çelik çubuk deposu at. iki tane daha. Blend seninle bir yere bakmaya gideceğiz tamam mı? Şu kapıyı aç bakayım. Şuraya gel. Şu kapıyı kapat. Bak bakacağımız yer neresiydi lan? Şu Iron Valley miydi? Şurası Şurada bir yerde olabilir. Şuraya doğru bir koşabilir misin ya? Tabii şu aradan geçmen gerekecek. Sen zarar görüyorsun ya. Beep orada zarar görmüyormuş abi. Ya da Beep kendine gelsin. bipi götüreyim oraya. Orada şu Valtena'nın üstü vardı ya. Valtena'nın üstüne ne oldu onu merak ediyorum. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm artık bir aktifleşme vaktidir hocam diyoruz ve şuradaki askeri yüz var ya onun kapısındakileri Brent'le böyle tek tek uzağa çekip de keseceğim abi. Tek tek yavaş yavaş kese kese bu askeri yüzü bitireceğim. O sırada bana saldıran olursa da onları da buraya hapsedeyim de artık onları da almaya başlayayım kendime ya. Yoksa böyle bir yere gelmemiz zor olacak. Baksana bak askeri yüz tam şurada. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.